Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, 3 adet Akıncı TİHA'nın teslim edildiğini duyurdu. Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki hakimiyetini artırmak için üretmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Son olarak 3 adet Akıncı TİHA'yı daha teslim ettik. Ağustos 2022'de toplamda 6 adet Akıncı B teslim edilmişti. Akıncı TİHA, Pençe Kilit Operasyonu'na katılarak sahada kendini kanıtladı ve Efes 2022 ile Anadolu Kartalı tatbikatlarında yer aldı. Kırgızistan, Azerbaycan ve Pakistan'a ihraç edilen Akıncı TİHA için 5 ülkeyle sözleşme imzalandı. Akıncı TİHA'dan TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Gökçe yeni nesil güdüm kiti ile 22 Aralık 2022'de test atışı icra edilmişti. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Bayraktar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar Akıncı, gövde altında taşıdığı Gökçe güdüm kitine sahip 1000 pound sınıfı MK-83 genel maksat bombası ile yaptığı atışta hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. Bayraktar Akıncı'nın 20.000 feet irtifadan lazer ile işaretlediği hedefe yüksek hassasiyetle angaje olan Gökçe güdüm kiti, bir insansız hava aracında ilk kez test edildi. Başarıyla tamamlanan atış testini Keşan'daki Bayraktar TB2 Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar TB2 İHA'da görüntüledi. Akıncı B TİHA'dan atılan Roketsan tarafından TRG-230 güdümlü topçu roketinin SİHA'lardan kullanım için geliştirilen konfigürasyonu TRG-230 İHA ile 100+ km uzaklıktaki hedef başarıyla vurulmuştu. Çorlu'da Baykar tesislerinden havalanan Akıncı B'den bırakılan TRG-230 İHA, havada otonom ateşlenme yeteneği ile süpersonik hızda hedefine ulaştı. Atış esnasında kanatçık takımının kendi ekseni etrafında dönmesi ise dikkat çekicidir. Gerçekleştirilen atış ile Türkiye havadan karaya süpersonik balistik füze kabiliyetini kazandı. TRG-230 İHA, belli bir başlangıç hızı ve irtifasına sahip olduğundan 20 ila 150 km arasında etkili menzile sahip. Söz konusu kabiliyet kapsamında uzak mesafelerdeki sabit hedeflere angajman için seyir füzelerine kıyasla daha maliyet etkin bir alternatif kazanıldığı değerlendirilebilir.